بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم تمم بالخير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا ربي kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırlısıyla itmam etmeyi, ikmal etmeyi nasip ve müyesser eyle. Allah'ım, senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Ve eğer sen istersen, gam ve kederi, hüznü, zorluğu kolay kılarsın. Değerli kardeşlerim, bugün Şifa-i Şerif kitabının 3. dersini işliyoruz. الفصل الأول برنج فصل فيما جاء من ذلك في المدح والثناء وتعداد المحاسن. Resulullah Efendimizin methi ve senasıyla ilgili, güzellikleriyle ilgili bir bölüm. Şifa kitabının birinci bölümü. Geçmiş iki dersimizde Kadı İyaz'dan, Şifa'dan ve Mukaddime'den bahsetmiştik. Bugün inşallah birinci faslın işleyebildiğimiz kadarını işlemeye çalışacağız. كَقَوْلِهِ تَعَالَى Yüce Allah'ın buyurduğu gibi. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ Bu mübarek ayet-i kerime Tevbe suresinin 128. ayet-i kerimesi. Ne buyuruyor Yüce Allah? Müminlere diyor ki, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ Sizin içinizden size bir peygamber geldi. Onu da Allah gönderdi. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. Harisun aleykum sizin için düşkündür. Bil müminine raufur rahim müminler için rahmet ve rafetle dop dolu bir peygamber. Bakın Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimize inmiştir ve Resulullah Efendimizden bahsediyor. Çoğu ayet. Bu ayette olduğu gibi. Semerkandî isimli meşhur bir alim, Tenbihul Gafirin'in sahibi, tefsirin de sahibi, Mavera'un Nehir alimlerinden Hanefi mezhebine mensup der ki وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ مِنْ اَنْفَسِكُمْ Şimdi kıraat farkları var Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde malum. Burada مِنْ اَنْفَسِكُمْ içinizden size geldi. Peki bu Semerkandî rahmetlik ne buyuruyor? Diyor ki مِنْ اَنْفَسِكُمْ En iyinizden, en seçkin olanınızdan. İki kıraat da var. Birincisi meşhurdur. İkincisi de müteber bir kıraattır. Ama Mâmûnun bih okunan birinci kıraattır. Yani içinizden. Çünkü bu ayeti kerimeyi ve bu kelimeyi besleyen çok ayetler vardır. Bi fethil fâ'i min enfesikum. Öbürü min enfu. Enfusikum. Nefsin çoğulu bu. En nefis. İsmi tafdil. O zaman bu kıraatların ikisi hangi manaya geliyor? Andolsun size içinizden bir peygamber geldi. Andolsun en iyilerinizden size bir peygamber geldi. El-Hak ikisi de doğrudur. Birincisi daha mukaddemdir. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بِالْضَمِّ Cumhur, kıraat alimleri damme ile okumuşlar. Yani hepimizin okuduğu, İmam Hatip kardeşlerimizin mihrapta okuduğu, Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi. مِنْ اَنْفُسِكُمْ içinizden size bir peygamber geldi. قَالَ الْقَادِ اَبُ الْفَضْلِ Kadı İyaz diyor ki, اِعْلَمْ اَعْلَمَ اللّٰهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ اَوْ الْعَرَبَ اَوْ اَهْلَ مَكَّةِ Yüce Allah, müminlere, Araplara veya Mekke ehline bildirdi ki, اَوْ جَمِيعَ النَّاسِ عَلَى اَخْتِلَافِ الْمُفَسِّرِينَ Veya bütün insanlara Yüce Allah bu fermanı buyurdu. مَنِ الْمُوَاجَهُ بِهَذَا الْخِطَابِ Bu hitapla kim muhatapsa ona söylüyor. Ne diyor? اَنَّهُ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ İnsanlara diyor ki, içinizden size bir peygamber gönderdim. يَعْرِفُونَهُ Çevresi onu iyi tanıyordu. Nitekim Resulullah Efendimiz'i tanımayan yoktu.
مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ Ayet-i Kerime bu. Daha önce yoktu da, yeni bir peygamber çıkmış değil ki. Resulullah Efendimiz'den önce binlerce peygamber geçti. 313 tane Resul, 124 bin veya 224 bin peygamber geldi geçti. Yani ey Araplar, ey Kureyşler, ey Mekkeliler, bu peygamber yeni değil ki. Evet, son peygamberdir. Oluşta, önde, gelişte, sonda bir peygamber. Ama siz çok peygamber duydunuz. Bu da nereden çıktı diyemezsiniz. Evet. وَيَتَحَقَّقُونَ مَكَانُهُ Peygamber Efendimiz'in yerini de biliyorsunuz. Yani peygamberin yerini de biliyor. Mekke'de doğdu, babası belli, annesi belli, dedesi belli, familyası belli, Kureyş'ten, Beni Haşim'den her şey belli. Bilinmeyen bir şey yok ki. وَيَعْلَمُونَ صِدْقَهُ وَاَمَانَتَهُ Bunun Resulullah Efendimiz'in sadık olduğunu, doğru olduğunu, güvenilir olduğunu en iyi onlar biliyordu. Nitekim lakabı Muhammedül Emin. Bu lakabı da gayrimüslimler en çok kullandıkları lakap buydu. Daha önce de arz ettim. Bütün emanetlerini yana bırakıyorlardı. Mekke'de Medine'ye hicret buyurduğu zaman Hazreti Ali yatağına bıraktı. Dedi ki sen biraz geç gel, benim yanımda olan emanetleri sahiplerine dağıt, ondan sonra geliver. Kimin de o emanetler? Müşrikler. Kendilerine güvenmiyorlar, kendi evlerine güvenmiyorlar. Ama Resulullah'a diyorlar ki, sende kalsın, bu bizim emanetimiz, sonra biz senden alırız. Bir de sadık olmayana emanet verilir mi? Verilmez. Demek ki Resulullah sadıktır. Hiç kimse onun şaka bile, yalan söylediğine asla şahit olmamıştır. Hani bazen övünüyoruz, diyoruz ki biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Elhamdülillah. Ama bunun da altını doldurmamızda fayda var. Resulullah Efendimiz'in herhangi bir ahlakını alıp tatbik ettiğimizde, inanın gecemiz, gündüzümüz, hayatımız değişir. Bunlar değişince mematımız da değişir. İnşallah sünnet üzere, kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle ve inşallah tebessüm ederek, gülerek Yüce Allah son hayatımızın sonunu böyle hitam ettirsin inşallah. فَلَا يَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ وَتَرْكِ النَّصِيحَةِ Hiç kimse diyemez ki Kureyş'ten, o zaman tabi inanmayanlardan, hiç kimse diyemez ki Muhammed aleyhissalatu vesselam hilaf-ı hakikat söyledi. Onlara nasihatı da asla terk etmedi. لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ Ya Resulullah herkese nasihat etti, özellikle kendi kavmine. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Ey Peygamber, en yakın akrabalarını uyar. En yakın akrabalarını uyar. Önce kendinden başladı. Az önce Aşr-ı Şerif okuyan hocamız ne dedi? اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّ وَالْمُؤْمِنُونَ Resul olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, önce kendisine indirilene önce kendi iman etti. Sonra müminler iman etti. Bir peygamber düşünebilir miyiz ki, getirdiği mesaja inanmıyor ama insanlara aktarıyor, öyle bir şey olabilir mi? Resulullah Kur'an-ı Kerim'e önce kendi inandı, Yüce Allah'a önce kendi inandı. İnanılması gereken şeyler önce kendi inandı, ondan sonra insanlara aktardı. Yanmayan yakmaz, yakamaz. Olgunlaşmayan olgunlaştıramaz. Yaşamayan başkasına satamaz, başkasına aktaramaz. Önce kendisi, önce kendisi. Resulullah Efendimiz hiç kimseyle alay etmemiştir. Onun için وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ suresini, ayetini çok rahat okuyor ve bize aktarıyor. Kaş, göz işaretleriyle, el işaretleriyle, başkalarıyla alay edenlere yazıklar olsun diyebiliyor. Niye? Kendisi asla ne bir Müslümanla ne bir gayrimüslimle alay etmiş değildir. Sözün özü tatbik etti, yaşadı. Onun için sözü geçerli oldu. Onun için sözü geçerli oldu. Alimin birisi bir meclise gidiyor her gün veya birkaç günde bir. Talebeler diyorlar ki, hocam senin sözünden biz müteessir oluyoruz. Yani bize faydan dokunuyor. Ne diyordu? Ben size gelmeden 8 cüz Kur'an okuyorum. Eğer doğru söylüyorsanız, doğruysanız, o Kur'an'ın bereketiyle benim sözüm size tesir ediyor.
Bir insan hiç Kur'an okumuyorsa okuyabildiği halde, arkadaşlar Kur'an okuyun, Kur'an'ın sevabı şudur budur der, yine der demesin demiyoruz. Ama ne kadar tesirli olur ve ne kadar rahat anlatır. Niye? Kendisi okumuyor ki. Ama okuduğu zaman insanlara okuyun elbette diyebilir. Evet. وَاَنَّهُ لَمْ تَكُنْ قَبِيلَةٌ فِي الْعَرَبِ اِلَّا وَلَهَا عَلَى رَسُولُ اللّٰهِ وِلَادَ اَوْ قَرَالَ Arapların içinde hiçbir kabile yok ki Resulullah Efendimiz'in ona bir irtibatı olmasın. Bir yerde babaları var, bir yerde neneleri var, bir yerde anneleri var, bir yerde şu var. Bütün Arap kabileleri Resulullah'ı tanıyor ve hepsiyle irtibatlı, hepsiyle bağı vardır. وَهُوَ عِنْدِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مَعْنَ قَوْلُ تَعَالَى اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى İbn-i Abbas. İbn-i Abbas, Resulullah Efendimiz'in amcasının oğlu. Abbas'ın oğlu. Abbas, Resulullah Efendimiz'in amcasıdır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu, Kur'an'ın tercümanı sayılır. Resulullah Efendimiz'in amcasının oğlu olması yanında bir de fakihtir. Resulullah Efendimiz ona dua etti. Allahümme fakkihhu fiddini ve allimhu te'vile. Allah'ım onu dinde fakih eyle, anlayış sahibi eyle ve te'vili, Kur'an'ın te'vilini, anlamını, manasını ona bildir. Rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz otururken ona bir süt geldi. Süt, içmek için. Peki içti, biraz arttı. Kime vermesi uygun olur? Sağ taraftakine. Ama sağında kim var? Abdullah bin Abbas. Peki solda kim var? Ebu Bekir Efendimiz. Ebu Bekir Efendimiz, peygamberler hariç dünyada bir numaradır. Akaid alimlerin söylediği bu. Hazreti Adem'den kıyamet sabahına kadar gelip geçen bütün peygamberlerden sonra bir numara kim dense Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'dir. Peki. Abdullah bin Abbas'a dedi ki, müsaade edersen bu sütü hak senin. Ama ben Ebu Bekir'e vermek istiyorum. Veya vereyim mi? Vereyim mi? Ne dedi Abdullah bin Abbas biliyor musunuz? Senin artığını dünyaya değiştirmem. Bana bütün dünyayı verseler, hakkım olan senin bu artırdığın suyu, sütü kimseye vermem. Peki, hak senindir. Buyur. İçti ve diyor ki alimler, o sütün artığının bereketi onu müthiş bir alim yaptı. Okyanus, okyanus, deniz de değil, okyanus, Taif'te vefat etti ve rivayete göre Cebrail aleyhisselam olduğu gibi gördü, kaç kanadı varsa. Resulullah buyurdu ki, Cebrail'i gören son günlerinde gözleri kapanır, âmâ olur ve âmâ olmuştu. Onu defnettiklerinde beyaz bir kuş gelip mezara girdi, bir daha da görmediler. Onun beraatının olduğu rivayetleri vardır. Ona beraat olmasa kim olacak? Evet. Abdullah bin Abbas. Abbas babasıdır, kendi de Abdullah. Bu gibi münasebetlerde ne diyoruz? Radiyallahu anhuma. Allah o ikisinden razı olsun. Yani hem Abdullah'tan hem de babasından. Peki illel meveddete fil kurbe buyuruyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Ben diyor, tevhidi size anlattığım için, İslam'ı anlattığım için, vahyi aktardığım için sizden bir ücret istemiyorum. Sadece akrabalarıma saygılı olun, onları sevin. Ayet-i kerime bu. Evet. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى Şura 23. Resulullah Efendimiz vahyi tebliğ etti. Peygamberin görevlerinden biri tebliğdir. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِي وَسِرَاجًا مُنَبِيًا Görevleri belli. Tebliğ. فَاِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ Bunu yapmazsa risaleyi tebliğ etmiş olamazsın. Peki, tebliğ etti bütün vahyi, ücret aldı mı? Asla. Kur'an engelliyor, o da zaten öyle bir şey yapmaz. Peki ne istiyorum sizden diyor? Ayet-i Kerime'nin ifadesine göre, sadece benim akrabalarıma saygılı olun, benim akrabalarım olduğunu bilin, onlara karşı bir sui edepte bulunmayın. Evet.
Şimdi Kur'an-ı Kerim Resulullah'tan bahsedince, onun hakkından, hukukundan bahsedince, Resulullah Efendimiz'in şerefi, hürmeti, saygısı, derecesi ortaya çıkmış. Ne demek? Âlemlerin Rabbi bir insanı övüyor. Ve biz o insanın, o peygamberin, o büyük büyük insanın ümmetiyiz gerçekten. Yani süper bir nimet. Allah'ın kulu olmanın yanında Resulullah'ın ümmeti olmak bambaşka bir şey. Onun için Kadı İyaz rahmetlik belki ileride gelecek diyor ki: "Ve mimme zadeni şerefen ve tiha. Vakittu bi ahmusi ata asturiyya." Bir şey var bana şeref veriyor. Beni coşturuyor. Hatta ayaklarımla Süreyya yıldızının tepesine basmak istiyorum. Nedir? Bana bu fer veren, haz veren şey nedir? Bir sorun bakalım. Duhuli tahta kavlike ya ibadi, Allah'ım. Ey kullarım deyince ben de giriyorum ya. Ben de kulum çünkü. Sana kul olmak şereflerin en büyüğü. Ve en sayyerte Ahmed li nebiyye. Ahmed olan Hazreti Muhammed'i bana peygamber kıldın ya. O büyük bir nimet diyor. Kadı İyaz diyor bunu. Bu kitabın sahibi. Onun için bir mümin kul bi fadlillahi ve bi rahmeti fe bizalike felyefrah. Ey peygamber de ki benim kullarıma Allah'ın fazlıyla, keremiyle, rahmetiyle sevinsinler. Huve hayrun mimme yecmaun. Bu dünyalıklardan daha hayırlıdır. Ne demek? İslam'la sevinmek, Kur'an'la sevinmek, Allah'ın kuluyuz diye sevinmek, Resulullah'ın ümmetiyiz diye sevinmek sevinçlerin en güzeli. Elbette insan bir çocuğu olunca sevinir, bilmem çocuğu evlenince sevinir, bir şey olunca. Bunda bir engel yok. Ama sevinecekse asıl sevgi budur. Biz Müslümanız elhamdülillah. Allah'ın kuluyuz, Resulullah'ın ümmetiyiz, Kur'an ehliyiz. Bundan daha büyük bir şeref yoktur. Ve Allah'ın emri bak. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle asıl bununla sevinsinler. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ Kadı İyaz'ın şiirinde dediği gibi. Yani diyor, Süreyya Yıldız'ın tepesine basmak istiyorum. O kadar coşkunum, o kadar mutluyum, o kadar mes'udum, o kadar bahtiyarım. Niçin? Allah'ım sen bana, ey kullarım deyince ben de içine giriyorum ya. Kul ya ibadî mesela, Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Ey kullarım, ey kullarım deyince ben de giriyorum. Bir de peygamberi Ahmed'i yani, bana peygamber kıldın, daha bundan büyük bir nimet olamaz. Evet. وَكَوْنُهُ مِنْ أَشْرَفِهِمْ وَأَرْفَعِهِمْ Resulullah Efendimiz en üstün, en şerefli ve afdalihim, en faziletli عَلَى قِرَاءَةِ الْفَتْحِ وَهَذِهِ نِهَايَةُ الْمَتْحِ Az önceki kıraata göre مِنْ أَنْفَسِكُمْ En şerefliniz, en üstününüz. Tabi en üstün olmak, şimdi peygamberlikle başka bir mertebeyi karıştırmak mümkün değil. Peygamber mi üstün filan mı? Öyle bir şey olamaz. Peygamber, peygamberdir. Ondan üstün kimse olamaz. Peki peygamberlerin kendi aralarında üstünlükleri var mı? Evet. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Bu peygamberler ki biz bazılarını üstün kıldık. Allah buyuruyor. Peygamber olmaları hasebiyle hepsi birdir. Doğrudur. Başımızın tacı. Ama Resul, Nebi'den belki daha öndedir. Veya Nebi önde. Mesele değil. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ Onu da Allah gönderdi, onu da. O zaman şöyle diyelim, akaid âlimlerinin özeti, bütün peygamberlerin tümü bir numara. Peki, peygamberlerin arasında en üstün kim? Resulullah Efendimiz. Sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Hazreti Nuh. Bunların tümüne ne diyoruz? Bu beşine ulul azim, azimet sahibi peygamberler. Ne demek? Havluyu atmamışlar. Kavimlerinden en çok eziyet gördükleri halde geri adım atmamışlar. Sonucuyla Yüce Allah'a havale etmişler. Peki bunlardan sonra Resul olanlar, sonra Nebi olanlar, sonra Ebu Bekir Efendimiz, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman veya Hazreti Ali, Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali, sonra cennetle müjdelenen 6 kişi daha var ki 4 halifeyle o ne diyor? Sonra Bedir ehli, sonra Hüdeybiye ehli, sonra ve gidiyor. Ama genel olarak biz ne diyoruz? اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Yüce Allah'ın üstünlük verdiği kimselerin dışında en üstün kim? Muttaki olanlar. En çok haramdan kaçan, en çok farzlarla haşir neşir olan, en çok sünnetle haşir neşir olan, mekruhtan kaçan. Takva neydi? Kalbin korkusu, korkması. Kalbin Allah'tan ürpermesi. Evet.
ثُمَّ وَصَفَهُ بَعْدُ بِأَوْصَافٍ حَمِيدًا وَأَثْنَ عَلَيْهِ بِمَا حَامِدَ كَثِيرًا. Sonra Yüce Allah Resulullah'ı övüyor. Kur'an-ı Kerim'de müteadit ayetlerde. مِنْ حِرْسِ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَرِشْدِهِمْ وَإِسْلَامِهِمْ. Şimdi Resulullah Efendimiz'i niye övüyor? Çünkü Resulullah insanların hidayeti için haristir. Ayette de geçti. İstiyor ki bütün insanlar mümin olsun. Taif'e niye gitti? Hanımı vefat etti. Amcası öldü. Onu koruyacak kimse kalmadı. Niye Taif'e gitti? Yemek için mi? Hayır, su da vermediler zaten, ekmek de vermediler. Otur da demediler. Peki niye gitti Taif'e? Acaba Taif'te benim Rabbime iman eden insan bulabilir miyim diye oraya gitti. Hem insanların menfaatini istiyor, hem Yüce Allah'a layık kullar olmamızı istiyor. Evet. Hatta فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ اِلَّمْ يَكُونُ مُؤْمِنِ. Ey Peygamber! İnsanları hidayete davet ediyorsun ama onlar Müslüman olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Hırsa bakar mısınız? Birileri geliyor mescide, Necran heyeti, Hristiyan onlar, mescide alıyor onları. Hem diyor bizim namaz kılmamızı, efendim, Kur'an tilavetimizi, bizi görsünler, hem biz onlara İslam'ı anlatalım. Nasıl anlattı İslam'ı ona, onlara biliyor musunuz? Şekil olarak. O kadar onlara mesai harcadı ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir ayak üstünde duruyor, öbürünü dinlendiriyor. Sonra öbürünü koyuyor, öbürünü kaldırıyor yorgunluktan, insanlara anlatıyor ki işte Yüce Allah şöyledir, 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 din budur, iman budur, İslam budur diye anlatıyor. Şimdi insaflı bir mümin böyle bir peygamberin hakkını ödeyebilir mi? Ödeyemez. Yüce Allah, Yüce Allah'tır. Onu kimseyle mukayese etmek mümkün değil, aşkındır. Ama beşer olarak Resulullah Efendimiz'den üzerimizde hakkı olan daha büyük bir insan olamaz. En büyük hakkı bizim üzerimizde. Niye? Bu hidayeti biz beşer olarak onun sayesinde bulduk. Yüce Allah'ın fazl-ı keremi tabii. Evet. وَشِدَّتِ مَا يُعْنِتُهُمْ. Onlara zor gelen şey ona ağır gelir. وَيَدُرُّ بِهِمْ فِي دُنْيَهُمْ وَاُخْرَهُمْ. Dünya ve ahirette müminlerin görecekleri zarardan da son derece müteessirdi Peygamber aleyhissalâtu vesselâm. وَعِزَّتِهِ عَلَيْهِ وَرَأْفَتِهِ. Onlar için düşkündür. Düşkün. Nasıl geçti Resulullah Efendimiz'in hayatı? Kaba olarak, yani özet olarak. Ne haftalık tatili var, ne günlük tatili var, ne yıllık tatili var, ne şuraya tatil için gitti, ne tatili biliyordu. Güneş doğduğu andan, hatta fecir çıktığı andan, hatta geceden, geceyi gündüze katarak bir ömrü beşeriyetin ıslahı için harcadı. Sadece müminler için değil, alemlere rahmetse ki öyledir, bütün insanlar hidayet bulsun istiyordu. Ama sonuç Allah'ta bitiyor. Kendi isteyebilir, istedi de. Sonuç Yüce Allah'ta bitiyor. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. Ey Peygamber! Sen istediğini hidayete ulaştıramazsın. İstediğini hidayete ulaştıran Allah'tır. Peki, bir başka ayette buyuruyor ki, وَاِنَّكَ لَا تَهْدِي اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Sen doğru yola hidayet edersin. Az önce hidayet edemezsin buyurdu, şimdi hidayet edersin buyurdu. Tenakuz var mı? Haşa! Peki ne demek? Bir beşer olarak, bir peygamber olarak, bir hidayetçi olarak, bir ikaz edici olarak sen insanlara anlatırsın. Doğru yol şuradadır, doğru yol şuradadır dersin. Doğru. Ama imanı kalbe aktaran ancak Yüce Allah'tır. Şimdi daha önce de arz ettim. Diyelim biz bu mübarek caminin önündeyiz. Bir yabancı geldi. Yabancı Türkiye'nin dışından da gelmiş olabilir, bir kardeşimiz, bir Türk, Müslüman da olabilir. Ya ben Mevlana Hazretlerine gideceğim, nereden giderim? Yolu tarif ederiz. Şöyle git, böyle git, işte şu lambadan sağa dön, sola dön falan. Bu hidayet mi değil mi? Hidayet, yolu, biz yolu gösterdik. Peki, bir kişi daha geldi. Biz ona yol gösterdikten sonra bize dua etmeye başladı. Allah size razı olsun. Eksikliğinizi vermesin. Ne güzel insanlarsınız. Konya halkı ne güzel insanlar falan bizi övmeye başladı. Biz de araban var mı? Var dedi. Bindik Mevlana Hazretleri'nin türbesine kadar götürdük. Hatta varsa ücreti kendimiz verdik.
Şimdi bu iki yol gösterme bir olur mu? Birinciye sadece şuradan git, buradan git dedik. İkinciyi bizzat hedefe ulaştırdık. İşte Yüce Allah sevdiğini hedefe ulaştırıyor, dilemediğine sadece yolu gösteriyor. Buyurun, وَهَدَيْنَهُ النَّجْدِينَ İki yol var, ey insanlar, buyurun. Ama bize hedefi hem gösterdi, hem hedefe ulaştırdı, elhamdülillah. Yoksa biz imanı kendimiz parayla almış değiliz. Bir çabamız olmadı. Böyle bir cennet vatan ülkede doğduk, annemiz, babamız, 20. dedemiz Müslüman, bir de baktık ki Müslümanız, elhamdülillah. Onun için hidayet ikidir. Musıla, gayri musıla. Hedefe ulaştıran, sadece hedefi gösteren. Resulullah Efendimiz el-hak, hedefi gösteriyordu. Ama bizzat hedefe ulaştıran Yüce Allah'tır. قَالَ بَعْضُهُمْ Bazıları dediler ki, اَعْتَى اِسْمَيْنِ مِنْ اَسْمَائِهِ رَعُوفٌ رَحِيمٌ اَعْتَاهُ Yüce Allah Resulü Efendimiz'e kendi isimlerinin iki ismi verdi. Rauf ve Rahim. Ra'fet, rahmetten biraz daha ince, biraz daha içeridedir. وَمِثْلُهُ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Bu da Âl-i İmran Suresi'nde Yüce Allah müminlere öyle minnet etti ki Allah'ın minnet etmeye hakkı vardır, Resulullah'ın minnet etmeye hakkı vardır, anne babanın çocuğa minnet etmeye hakkı vardır. Size ders öğreten, tasavvufu, ahlakı dersi öğreten hocanızın size minnet etmeye hakkı vardır. Yoksa minnet bunların dışında pek caiz değildir. وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى Ey müminler! Verdiğiniz sadakayı başa kakarak, minnet ederek sıfırlamayın. Sevap kalmaz. Ben sana şöyle vermedim mi? Böyle vermedim mi? Yok, bunu deme. Bunu deme. Ama Yüce Allah istediğine söyleyebilir. Resulullah minnet edebilir. Çünkü az önce arz ettim, Yüce Allah'ın dışında müminlere en büyük iyiliği Resulullah yapmıştır. Anne babanın da hakkı ödenmez kolay kolay. Bir de bana bir harf öğretenin kölesi olayım sözünü hatırlayalım. Hocamız bize ders okutan ahlak, tasavvuf, fıkıh, hadis, tefsir, o bize minnet edebilir. Kaldı ki pek minnet etmezler. Ama ederlerse hakları var. Ben sana şunu okutmadım mı? İşimi gücümü bırakıp sana ders vermedim mi? Niye çalışmıyorsun? Gibi. Yoksa menfaata dayalı minnet falan değil elbette. Yüce Allah müminlere minnet etti. Ne yapmakla? Onların aralarından onlara bir peygamber göndermekle. Aleyhissalatu vesselam. Onun için Yüce Allah'ın fazl-ı kereminin haddi hududu yok. Eğer Yüce Allah nuruyla, Kur'an'ıyla, kelamıyla, peygamber göndererek, bize de akıl vererek bize bu güzellikleri öğretmesi nereden öğrenecektik? Kur'an gönderdi, peygamber gönderdi, bir de akıl verdi. İşte akıl, nakil, ikisi bir nurun ala nur, nur üstüne nur. Hem akıl var, hem nakil var. Nakil yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Anlıyoruz elhamdülillah. Arapça olmasa Türkçe, Türkçe olmasa öbür dil. Her dilde elhamdülillah Kur'an-ı Kerim tercemeleri, tefsirleri, hadis-i şerifin şerhleri, fıkıh kitaplar, her şey var. Onun için bu bizim için bir nimet, ayrıca sorumluluk. Bilmiyoruz diyebilir miyiz? Allah'ım biz ne kitap duyduk, ne peygamber duyduk, ne diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü biz merhum olan muazzam bir cennet vatanında dünyaya geldik ve yaşıyoruz. Hani bir zamanların demir perdesi Rusya'da dünyaya gelmedik ki, adamlar 70 yıl her türlü hayırdan, her türlü güzellikten mahrum kaldılar. Hatta bir zaman, şükürler olsun şimdi tabii biz gidiyoruz, geliyoruz, onlar gelip gidiyor, dünyaya açılırlar falan. Ha, o zamanlardan bahsediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan bir görevli gittiğinde, misafir kaldığı ev gariban bilmiyor, içsin diye önüne içki koyuyordu. Ya bu ne? Niye? Bu haram. Allah Allah, inanın biz duymadık diyebiliyorlardı garibanlar. 70 yıl mahrum kaldılar. Onları mahrum bırakanların ahirette sorumluluk duymayacaklarını mı zannediyoruz? Hayır. Şu anda birbirimizi görmemizden daha kesin sorumlu olacaklar. Sadece orada değil,
dünyanın herhangi bir yerinde Müslümandır diye Müslümanlara eziyet eden, Kur'an ehlidir diye onlara eziyet eden, sünnet ehlidir diye eziyet eden kesinlikle hesabını verecektir. Hesap günü. O gün olmasa mazlumlar çatlar. Nasıl teselli buluyorlar? Görüşürüz orada diyorlar. Tamam, görüşürüz deyince herkes kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Verirse verir, vermese kendi bilir. Evet. Bir başka ayet-i kerimede huvellezî ba'ase fil ummiyyîne rasûlen minhum ummî. Ümmilerin arasından Resul, yüce Allah onlara bir peygamber gönderdi onlardan. Peki ümmi ne demek? Ummul Kura Mekke'nin lakabıdır. Köylerin anası, başkent. Bize göre dünyanın başkenti Mekke-i Mükerreme'dir, bize göre. Bütün başkentlerin başkenti Mekke-i Mükerreme'dir. Medine-i Münevvere'nin fazl-ı keremi ayrıdır. İmam Malik'e göre Medine, Mekke'den üstündür, İmam Malik'e göre. Ama diğer bütün mezheplere göre Mekke-i Mükerreme daha üstündür. Fakat hepsine göre Resulullah Efendimiz'in mübarek vücuduna dokunan toprak bile Kâbe'den de, arştan da, kürsüden de üstündür. Toprak böyleyse ya kendisi? O zaman yaratılmışların içinde Resulullah'tan daha üstün kimse olamaz. Kur'an yaratılmış olmadığı için o sahaya girmiyoruz. Evet. Ümmi, Ümmül Kura Mekke. Orada doğup büyüyenlere ne diyoruz? Ümmi. Başkentli. Bu bir. İki. Arapçada anne demektir. Resulullah Efendimiz annesinden doğduğu gibi kaldı. Ne yazdı, ne okudu. Onun için ümmi. O kavim de ümmiydi. Resulullah Efendimiz bir vasfı da ümmidir. Okumadı, yazmadı. Genel kanaat böyledir. İdenler tebel muptilun. Eğer sen yazsaydın ey peygamber, ayet bu, veya okusaydın, sana iftira edenler daha fazla şüphelenirlerdi. Ne diyordu müşrikler Mekke'de? Bu Kur'an'ı Muhammed getirdi bir yerden. Bir yerlerden öğrendi. Tamam, siz de Mekkeli değil misiniz? Evet. Arapçayı iyi biliyorsunuz değil mi? Evet. Edebiyatın zirvesinde misiniz? Evet. Siz de getirin. Hadi Kur'an gibi siz de getirin. Kur'an gibi getiremediniz, anladık. Bir sure getirin. Getiremediler. 10 ayet yok. 1 ayet yok. Kur'an'a meydan okuyamaz kimse. Bugün de öyle. Bugün temelli kimsenin gücü yetmez. Ama Kur'an'a gücü yetmeyen kimseler inanmayınca bağırıp çağırıyorlar, yaygara koparıyorlar. Nitekim o gün de öyleydi. وَمَكَانَ صَلَاتُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَ Resulullah Efendimiz Kâbe-i Muazzama etrafında Kur'an tilavet ederken ashabıyla ne yapıyordu müşrikler? Islık çalıyordu. Ne yapıyordu müşrikler? Alkışlıyorlardı. Niye? Aman Muhammed'in tilavetini duymayın. Ashabının tilavetini duymayın. Ancak öyle galip gelirsiniz. Buyurun. Delil getirin. Yok. Zorbalık yapan bilin ki altta kaldı. Hücceti kalmadı. Delili tükendi. Ondan sonra zorbalığa başvuruyor. Dünyaya bakın, bir yerde zorbalık varsa bilin ki orada hak çiğnenmiş, ihlal edilmiştir. Delilin varsa getir, yoksa teslim et. Şimdi hilale bakalım, yarın oruç mu değil mi diye misal. Akşamdan hemen sonra. İyi bakalım. Bizden bir kardeşimiz gördü, hiç de tanımadığımız biri böyle, ne evsafı da yok, lakabı da yok, akademisyen de değil, sıradan bir vatandaş. Ona kızıyoruz. Göremezsin sen. Niye? Ya bizim göremediğimiz hilali sen nasıl görürsün? Kardeşim bu müftünün, hocanın, hacının işi değil, bu göz işi, göz. Yüce Allah ona o gözü vermiş, o hilali gördüyse teslim edeceksin. Kadının yanına gelir, şahitlik yapar, ertesi gün oruç tutarız. Yok efendim, benim görmediğim hilali kimse göremez. Öyle şey olabilir mi ya? Bu, zaafiyetin ve yeni, mağlubiyetin tezahürleridir. Müşrikler öyle yapıyorlardı.
Alkış tutun, alkış tutun. Islık çanın, Muhammed'in okuduğu Kur'an'ı kimse duymasın. Galip gelmek için. E zamanla bazı ülkelerde de Kur'an-ı Kerim'in sesini bastırmak için insanlar çok çabaladı ama nefesleri yetmedi elhamdülillah. Sesleri de kesildi, nefesleri de tükendi. Kur'an yine duruyor ve durmaya devam edecektir Allah'ın izniyle. Ama Yüce Allah'ın tabii çeşitli cilveleri, hikmetleri var. Yani Resulullah da zorluk görmüştür. Şimdi biz madem hakkız, doğruyuz, Müslümanız, niye zorluk çekiyoruz? Böyle bir soru olamaz. Niye? Peygamberden üstün kimse mi vardı? Yok. Çektiği eziyetlerin haddi hesabı yok. Bunun hikmeti de nedir? Bir mümin eziyet çektiğinde demesin ki, efendim benim peygamberim eziyet çekmedi ki ben çekeyim, havluyu atıp kaçmasın diye. En büyük eziyeti, belayı peygamberler gördü. Ondan sonra onlardan sonra gelenler, ondan sonra onlardan sonra gelenler. Niye? Bu ümmet de çile çeksin de o yüce yüce makamlara gitsin inşallah. Ha gönül arzu ediyor ki çile çekmeden bir huzur ve rahatlık içinde varalım varacağımız yere ama bizim değil Allah'ın dediği olur. Evet. وَقَوْلُهُ تَعَالَى كَمَا أَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ Bütün bu ayetler birinci ayeti teyit ediyor. Ne demek? İçinizden size bir peygamber geldi. Cin değil, melek değil. Şimdi cin olsa, melek olsa görünmezdi. Ya biz bunu anlamıyoruz derdi insanlar. Yok, sizin gibi. Abdullah'ın oğlu, Abdülmuttalib'in torunu, Amine'nin oğlu, Kureyşli, Beni Haşim kabilesinden Mekke'de, Sûkü'l-Leyl'de doğmuştur. Kâbe-i Muazzeme'ye yakın. Sizin gibi. Kaçamazsınız. Sizin gibi size bir peygamber gönderdim ben, buyuruyor Yüce Allah. Yani tabir caizse, kaçamazsınız. E cindi biz valla bir görüyorduk bir de kayboluyordu. Diyebilir misiniz? Aranızda yaşadı. O da sizin gibi evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. En büyük eziyeti gördü, Taif'e gitti. Cihatlar yaptı, gazveler yaptı, seriyeler tertip etti. Herkesin bildiği. Evet. وَرُوْيَا عَنْ عَلِيٍ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَسَبًا اَوْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا وَحَسَبًا لَيْسَ فِي آيَاتِ لَيْسَ فِي آبَاءِ مِنْ لَدُنْ آدَمْ سَفَّاحٌ كُلُّهَا نِكَاحٌ اَوْ سِفَاحٌ كُلُّهَا نِكَاحٌ Bakın, Hazreti Ali Efendimiz bu ayete mana verirken diyordu ki, yani nesep olarak, akraba olarak, haseb olarak, soy olarak, Resulullah Efendimiz'in babalarında Adem'den kendisine kadar hiçbir zaman gayri meşru nikah olmamıştır. Yani nikahsızlık diyelim. Nikah dışı bir münasebet olmamıştır. Bütün babalarında ve annelerinde. Hep şer'i, dini artık o günün örfüne göre, adetine göre uygun olan nikahla gelmiştir. Hazreti Ali kim? Konumuzun sonuna doğru geliyoruz. Hazreti Ali Efendimiz de Resulullah Efendimiz'in hem damadı, hem amcasının oğlu, hem dört halifeden biri, hem cennetle müjdelenen 10 kişiden biri, hakikaten de ilmin kapısı radıyallahu teâlâ anhu. Resulullah Efendimiz'le beraber yaşadılar. Resulullah Efendimiz'in babası vefat etti, amcası vefat etti, efendim dedesi vefat etti. Hazreti Ali ile beraber yaşadı. Ebu Talip hayattayken daha. Sonra malumuz o da hicretten 1,5 yıl önce aşağı yukarı öldü. O ailede yetiştiği için Hazreti Ali de çocukken Müslüman oldu. Girdi baktı Resulullah namaz kılıyor. Hazreti Hatice ile radıyallahu anh. Amca ne yapıyorsun? Seni, beni ve herkesi yaratan Allah'a ibadet ediyorum. Hazreti Ali ilk defa görüyor namazı. Dur dedi amca, ben babamla bir istişare edeyim. Hayattaydı babası. Müsaade ederse gelip Müslüman olayım. Kapının eşiğinden ayağına attı. Allah yakalayınca kulunu Celle Celaluhu istediği zaman yakalar. Vazgeçti. Ya dedi, Yüce Allah beni yaratırken babamla istişare etti mi? Yok. Niye ben babamla istişare edeyim ki? Geldi kelime-i şehadet getirdi. Kâbe-i Muazzama'nın komşusu olan Ebu Cehil, Hazreti Ali gibi o da Mekke'deydi. Kâbe'nin havasından, Mekke'nin havasından teneffüs etti. Hazreti Ali gibi.
Zemzem işte Hazreti Ali gibi. Niye Ebu Cehil böyle bir yolu izledi de Hazreti Ali böyle bir yol izledi? Niye Ebu Cehil ne yaptı? Muhammed'in kellesini getirene 100 deve veriyorum. 100 deve. Bugün 100 Mercedes demektir iyi modelli. Niye bu böyle dedi, bu böyle dedi? Çünkü Hazreti Ali Resulullah Efendimiz'in beraberliğinde yaşadığı, onun bereketi ona sabit etti. İyilerle olmak bambaşka bir şey. Saadettir iyilerle olmak. Nice insanlar arkadaştan yakınıyor. Keşke filan arkadaş edinmeseydim. Keşke filan kitabı okumasaydım. Keşke filan hocayı dinlemeseydim. Keşke şunu yapmasaydım. Keşke bunu yapmasaydım. Ama Kur'an'ın keşkeleri var. Bir gün nasip olur da sırası gelirse o da anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de keşkeler var. Keşke böyle olmasaydı, keşke şöyle olmasaydı ki. Bunu dünyadan düşünmek lazım. Ahiretteki keşkelerin hiçbirinin faydası yoktur. Evet. Hazreti Ali ne buyuruyor? Demek ki bu ayetin manası bu. Hep nikah. Adem'den aleyhissalatü vesselam Resulullah Efendimiz'e kadar her şey nikah ve meşru. İbnül Kelbi diye bir tarihçi ve siyer alimi, o da diyor ki Resulullah Efendimiz'e 500 anne saydım. O kadar yok da bu bir mübalağa sigasıdır yani anlamıdır. Hepsinde nikah gördüm. Cahiliyetin gayri meşru beraberliği asla Resulullah Efendimizin nenelerinde, dedelerinde vuku bulmamıştır. Evet. Şu son ayeti kerime ile bugünkü mevzumuzu bitirelim. Yine Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu buyuruyor ki وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ Senin secde edenlerle, namaz kılanlarla rükûa eğilip kalktığında kıyamdaki durumunu biliyoruz. Ayet bu. Bu ayet. Ne demek bu? Bu şu demek. Senin kıyamda olduğunu da biz, Yüce Allah buyuruyor. Biz senin kıyamda olduğunu da biliyoruz, görüyoruz. Görüyoruz. Secdeye gittiğinde de görüyoruz. Bu anlam tamam. Ama bir anlamı daha var. Secde edenlerin sulbundan annelerin rahmine intikalini de biz görüyor, biliyoruz diyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Evet. Şimdi ondan önce bir iki ayet var, anlam tam olsun. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ Ey Peygamber! Aziz olan, her şeye kadir olan, her şeye gücü yeten ve rahim olan Allah'a güven. Tevekkül et. Peki bu bir. İki. اَلَّذِي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُمْ Sen kıyamda namaz kılarken Allah seni görüyor. Yalnız Peygamber'i mi görüyor? Hepimizi görüyor. Her şeyi görüyor. Peki. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ Secde edenlerle birlikte secdeye kapandığın zamanı da görüyor. Bu zahiri ayet. Şimdi secdeye giden de Allah biliyor. Efendim, kıyamda olan da. Ama İbn Abbas'ın verdiği mana, yani bu ayette ne anlaşılıyor? Resulullah Efendimiz'in babasından tutun da Hazreti Adem'e kadar hepsi Allah'a secde eden insanlardı. Peki Peygamber nerede? Onların sulbundaydı. Allah onu da görüyor. Nitekim Hazreti Adem cennette o ağaçtan yediği zaman Peygamber onun sulbundaydı. Yere indiği zaman onunla indi. Hazreti Nuh'la beraber gemiye bindi. Kim? Peygamberimiz. Hazreti İbrahim'le beraber ateşe girdi. Nasıl yansın Hazreti İbrahim? Sulbundaydı çünkü. O zaman şu anlam çıkıyor Resulullah Efendimiz. Oluşta önde, oluşta. Gelişte sonda. Nasıl yani? Yani Hazreti Adem bile Resulullah'tan bahsetti. Ne dedi? Allah'ım Muhammed'in hatırı için veya hakkı için bu yasak meyveden yediğim için beni affet. Ya ey Adem Muhammed'i daha yaratmadım ama Allah'ım ben arşın direklerine baktım ki orada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı. Anladım ki sevdiğin kimsenin ismini kendi ismine beraber getirirsin, ismiyle beraber getirirsin. Nitekim ezana baktığınız zaman Resulullah'ın ismi Yüce Allah'ın ismiyle anılıyor.
Müslüman olanlar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul demek zorundadırlar. Bir zamanlar bu bir furyaydı. Tabii geçti gitti. Neydi? Efendim bir adam la ilahe illallah dese yeter. Müslüman olmasına yeter. Yetmez kardeşim. Yetmez. Peki bir adam Yüce Allah'ın varlığını kabul etti ama bir peygamber yok dedi. Nasıl Müslüman olur bu? Onlara sorsak acaba nasıl cevap verecekler? Peygamber olmadan İslam anlaşılabilir mi? Peki o zaman Yahudi ve Hristiyanlar Allah diyorlar ama Resulullah'a inanmıyorlar. Müslüman değiller tabii. Ve cennet peygambere inanmayana haramdır. Bu kadar. Cennet Resulullah Efendimize inanmayana haramdır. Herhangi bir peygambere inanmayana da haramdır. Sadece Resulullah değil. Onun için meşhurdur. Cennete Hristiyanlar da Yahudiler de girecek mi? Konumuz bu değil. Bununla bitiriyoruz. Mesela Yahudileri ele alalım. Hazreti Musa'ya inandılar mı? İnandılar. Tevrat'a inandılar. Hak olan Tevrat'a. Ve o günün İslamiyetini yaşadılar ve öldüler. İnşallah cennetliktirler. Bu kadar. Hristiyanlar aynı. Hazreti İsa'ya inandılar, İncil'e inandılar ve vefat ettiler edenler. İnşallah cennetliktir. Peki. Resulullah teşrif ettikten sonra Hristiyanlar ve Yahudiler için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Hayır. Resulullah geldikten sonra kendi peygamberlerine inandıkları gibi Resulullah'a ve Kur'an'a da inanacaklar ki cennetlik olabilsinler. İnanmıyorlar. O zaman işi Allah'a havale edelim. Bize göre cennet Resulullah'a ve Kur'an'a inanmayana haramdır. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْكَافِرِينَ Şimdi cehennemdekiler, cennettekilerden, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bu? Ekmek isteyecekler tabir caizse, meyve, et, şu, bize su verin. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْكَافِرِينَ Cennetin taamı kafirlere haramdır. Ya. Öyle dava mı var? İstedi. O zaman niye savaşlar oldu tarih boyunca? Niye İslam'a davet edildi? Madem hiçbir fark yok, Hristiyan, Müslüman, Yahudi hepsi toptan cennete gidecek. Niye savaşlar, cihatlar oldu? Niye insanlar birbirini üzdü? Niye davetler, irşatlar oldu? Değil mi? Evet. Sonuç itibariyle bütün peygamberlere, bütün inen hak kitaplara, sayfalara iman ediyoruz. Yüce Allah'ın gönderdiği mesajın mücmel mufassal hepsine iman ediyoruz ve böyle bir ümmet inşallah sadece davet ve icabet değil hidayet ümmetiyiz. Hatamızla, sevabımızla hidayetten Yüce Allah bizleri asla ayırmasın. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Lillahi Teala'l-Fatiha.